Merhaba, iyi haftalar. Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Spor Toto Süper Lig'de zirveyi direkt ilgilendiren maç dün oynandı. Lider Medipol Başakşehir zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Fenerbahçe ikinci yarının ilk maçını Bursa deplasmanında oynayacak. Ve Premier Lig'de Manchester City zirve takibini sürdürüyor. Hafta sonunda Arsenal-Chelsea derbisi vardı. Lider Liverpool geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı yenmeyi başardı. Bu maçların önemli anları da yine Spor'un not defterinde olacak. Ülke basketbolundaysa yılın en renkli günü geride kaldı. Geleneksel yarışmaların yapıldığı All-Star'da yine eğlenceli anlar yaşandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir zorlu bir engeli aştı. Turuncu lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yendi. Medipol Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 32. dakikada Elifan Can ve 42. dakikada Klişi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. 46'da Ekuban'ın kendi kalesine attığı golle fark 3'e çıktı. 1 dakika sonra Ekuban skoru 3-1'e getirdi. Trabzonspor 80'de Yusuf Yazıcı ile 3-2'yi bulup umutlansa da Medipol Başakşehir 86. dakikada Vişan'ın attığı golle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 4-2 kaybettikleri maçtan sonra oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Karaman'ın hakemlere de bir mesajı vardı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise zorlu bir deplasmanda 3 puan çıkarmanın önemine dikkat çekerken şampiyonluğa olan inancını dile getirdi. Halil Umut kardeşimizi seviyoruz. Genç, istikballi olan da bir kardeşimiz ama bugün baktığınız anda kritik nokta içerisinde belki farklı değerlendirilebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde tabii ki küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır, verir, oraya götürür, buraya götürür ama bizim kardeşimizde art niyet arama gibi düşünmemiz söz konusu değil. Biz yine destekleyeceğiz çünkü onların bu desteğe ihtiyacı var. Ama desteğe ihtiyacı varken de saha içerisinde yoklukla mücadele eden, sportif bir duruş sergileme noktası içerisinde adil bir duruşla beraber sporun nasıl yönetileceğini yapmaya çalışan, gayret gösteren insanların heyecanını da, hevesini de, kursağını da bırakmama noktası içerisinde. Ben sabır noktası içerisinde belli bir duruşta kalmam gerekiyor. Ve ben hala inancımı ve o insanların kendilerine teslim edilen adalet çizgisini yerine getirme noktası içerisinde hala doğru bir duruş içerisinde olduklarını düşünüyorum. Hata hepimiz yapıyoruz, onlar da yapabilir diye düşünüyorum ama tabii ki detaylı bilgi hafta içerisinde sizlerle paylaşılır diye düşünüyorum. Zor deplasman her zaman ne şekilde gelirse engel. Bu baskı yapacaklarını biliyorduk 15-20 dakikalık bölümde. Burada biz bütününde bireysel top kayıpları yaptık. Bazen rakip baskıyı doğru yaptı, bazen biz çok basit top kayıpları yaptık ama 15 dakikadan sonra oyun organizasyonu ve gol öncesi iki tane net pozisyona girdik. İki yarı 2-0 önde girmek çok önemli böyle bir deplasmanda. Duran toptan 3'ü bulduk. Aslında oyunu ondan sonraki bölümünü çok daha rahat domine etmemiz lazımdı. Bugün böyle bir deplasmandan kazanmak hakikaten çok değerli. 17 maçın bugün itibariyle 16'sı kaldı. Cebimizde duruyor puan farkı. Böyle bir deplasmandan sonra son derece değerli. Geçen sene 34 hafta yarıştık. Şu an itibariyle çok avantajlıyız. Kulübümüz düzgün. Oyuncumuz rekabet içinde kaliteli oyuncularımız var. İyi bir teknik ekibim var. Herkes bu sene itibariyle odaklandığı nokta bu. Çok şanslı ve iyi görüyorum yani. Trabzonspor'da Pereira sakatlandı. Bordo mavili futbolcu yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir maçının 44. dakikasında sakatlanan Pereira sahayı sedyede terk etti. Portekizli futbolcunun yerine Abdülkadir Parmak sahaya girdi. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Kulüp Portekizli futbolcunun 6 ila 8 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta görev yapan Pereira 5 asistle oynadı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'e 4-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'nun hedefinde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler vardı.
Sıkıntılı bir maç oldu. Ferrara'nın da ayağında kırık var. Yani mücadele açısından baktığımız zaman zaten en fazla bu kadar mücadele edebilirsiniz ama tabii bazı unsurlar, bazı faktörler devreye girdiği zaman fazla yapacak bir şey kalmıyor. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Pozisyonları falan irdelemesini. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma. Yani zaten 6 tane futbolcu değişti. 30 saniyeden hesaplarsan zaten 3 dakika yapar. Sakatlıklar vesaire falan. Takım olarak baktığımız zaman bu takım mücadeleye devam edecek. Her şart altında devam edecek. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursa Spor'a konuk olacak. Bu maç saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısını Bursa deplasmanında açıyor. İlk yarıda aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Sarı Lacivertli ekip, 2019 yılındaki ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniye Spor'a 1-0 yenildi. Ligde 16 puanlı 17. sırada bulunan Fenerbahçe, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Sarı Lacivertliler Bursa Spor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Elif Elmas, kupa maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Silmani'de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın karşılaşmaya Volkan, Şener Şikirtel, Sadık Hasan Ali, Mehmet Topal, Jason Dirar, Benzia, Valbuena ve Frey 11 ile çıkması bekleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak Bursa Spor Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in ismi Yalova'da parka verildi. Açılışa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular da katıldı. Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Sarı Lacivertli taraftar Koray Şener'in adı ölümsüzleşti. Şener'in ismi Yalova'da bir parka verildi. Açılışa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçeli futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış öncesi taraftarların koça ve futbolculara yoğun ilgi göstermesi izdihama neden oldu. İzdiham yüzünden takım otobüsünden yalnızca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'la futbolcular Volkan Demirel ve Mehmet Topal indi. Birçok taraftar açılışı evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binadan takip etti. Törene Galatasaraylı taraftarlar da katıldı. Gazeteler var sırada. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. 6-0'dan sonra santrafor müjdesi başlığıyla Galatasaray ile ilgili haberler var. Galatasaraylıların aylardır beklediği transfer haberi tarihi farkla biten Ankaragücü maçından sonra geldi. Brezilyalı gol makinesi Alan Carvalho %99 Galatasaray'da. Transferi imzaya kalan 29 yaşındaki santrafor çarşambaya kadar İstanbul'da olacak ve cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının kadrosuna yer alacak. Galatasaray Alan için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek denilmiş. Bir haber daha var. Alan Carvalho'dan sonra Benjamin Tete de geliyor denilmiş. Sparta Prag'a yapılan 7,5 milyon euroluk teklif yinelendi denilmiş. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Fanatik gazetesinde de Adriano başlığıyla bir haber var. Aslan forvet hattında bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un çok istediği Brezilyalı futbolcu Arap ve Çin kulüplerinden gelen teklifleri reddetti. İmaj değiştirip saçını da sarıya boyatan tecrübeli golcü kulübü Spartak Moskova'yı ikna edip aslan olmayı bekliyor denilmiş. Yine Alan Carvalho ile ilgili haberlerde Fanatik Gazetesi'nin bu sayfasında. Yine Fanatik Gazetesi ile devam edeceğiz. Beşiktaş'la ilgili haberler var. Her şey iki golle değişir başlığıyla. Akhisar maçında taraftardan tepki gördüğü için üzgün olan Burak Yılmaz'a hocası Şenol Güneş'ten şu sözlerle destek geldi. Her şey iki golle değişir. Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmiştin. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum. Bu durumunda birkaç gol attıktan sonra değişeceğini düşünüyorum denilmiş. Lavda beklenen son başlığıyla da Beşiktaş Brezilyalı futbolcuyla yol ayrımına geldi. Deneyimli ismin kulüple sözleşmesini feshetmesi sonrasında Corinthians'la anlaşması
bekleniyor denilmiş. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi de. Milliyet gazetesinde de Quaresma'da gidiyor başlığıyla bir haber var. Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından diğer Portekiz oyuncu da yuvadan uçuyor. Ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek istediği belirtilen Quaresma'nın bir hafta önce yine bir ihtarname gönderdiği de iddia edildi. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesinde de Soldado bilmecesi başlığıyla bir haber. Suudi Arabistan'ın El Shabab takımı sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitecek olan İspanyol golcü için 5 milyon dolar bonservisi gözden çıkarmış durumda deniyor. Arap kaynakları bitti diyor. Fenerbahçe yönetimi ise renk vermiyor denilmiş. Yine Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe ile ilgili haberler var. En kırılgan takım biziz başlığıyla verilmiş bu haberler. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda çarpıcı tespitlerde bulundu. Süper Lig'in belki de en kırılgan takımıyız dedi ve bu konuda ligdeki en zayıf ekiplerden bile geride olduklarının altını çizen Yanal'ın özgüven sorununu çözmek için özel çalışmalar yaptığı ifade edildi. Premier Lig'de devam edeceğiz. Manchester City lider Liverpool'u takibini sürdürüyor. City Huddersfield deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Premier Lig'de lider Liverpool'un takipçisi Manchester City Huddersfield deplasmanında Sergio Aguero ceza sahasında vuruşu dışarıya gitti. Dengesiz bir vuruş. Sergio Aguero'dan Kyle Walker atak yönünü sola çevirdi. Danilo sert vuruş defansa çarptı ve 1-0. 18. dakikada Danilo'nun bu golüyle 1-0 öne geçiyor Manchester City Huddersfield deplasmanında. Huddersfield son sırada yer alıyor. Arka arkaya mağlubiyetlerin ardından geçen hafta Cardiff City ile berabere kalmışlardı. İşleri zor. İkinci yarıdan görüntüler. Leroy Sané ceza sahasına gönderdi. Raheem Sterling 2-0 yaptı durumu. 54. dakikada Raheem Sterling'in golüyle Manchester City rahatlıyor. Huddersfield kendi sahasından çıkarken top kaybı yapıyor. Aguero çok güzel bıraktı. Leroy Sané kaleciyle karşı karşıya 3-0. 54'te 2-0 oldu. 56'da 3-0 oldu. Bir anlamda maç burada bitti. Manchester City peş peşe gelen gollerle farkı 3'e çıkardı. Huddersfield sol kanattan geliyor. Steve Mooney ikinci yarıda oyuna girdi. Diakabi'nin yerine Mooney içeriye çekti. Plase dışarıya gitti. Düşünceyi gerçekleştirmesi çok zor bir vuruş. Manchester City maçın son anlarında çok net bir pozisyon buluyor. Bernardo Silva, kaleci Loss'dan dönüyor top. Çok net bir pozisyondan yararlanamadı City. Bernardo Silva ile Huddersfield hücumu yine Mooney. Mooney 59'lu oyuna girdi. En net pozisyonları o yakaladı ama sonuçlandıramadı. City 3-0 kazandı. Premier Lig'de dün oynanan bir diğer maçta Fulham'la Tottenham karşılaştı. Tottenham yenik duruma düştüğü maçı son dakika golüyle kazandı. İngiltere Premier Lig'inde 23. hafta mücadelesi Mauricio Pochettino ve öncesinde Fulham menajeri Claudio Ranieri'yi izledik. Ryan Babel Beşiktaş'tan yeni transfer ilk 11'de bu maçta Fulham adına ceza sahasına giriyor. Kaleciyle karşı karşıya Ryan Babel Hugo Lloris'i geçemedi. Omuz omuza geldi ama iyi vuruş yapamadı. Bir şans golü Fernando Llorente kendi ağlarını havalandırıyor. 17. dakikada İspanyol futbolcu ters bir vuruşla ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Vertonghen ceza sahasına gönderdi. Llorente kafayı vurdu ama kaleci Rico üzerine gelen topu uzaklaştırdı. Yine Ryan Babel'le geliyor Fulham. Bir ters top. Schürrle sert bir vuruş. Kaleci ikinci pozisyon Hugo Lloris ancak bayrak kalktı. Mitrovic'in sevinci çok ama çok kısa sürüyor.
Tartışılabilecek bir pozisyon. Ancak tabela 1-0'da kaldı. Görüntüler ikinci yarıdan. Uzaklaştırılamayan top. Eriksen arka direğe doğru. Bomboş pozisyon ve 1-1. Dele Alli. Dele Alli 51. dakikada Tottenham'a beraberliği getiren golü atıyor. Çok boş kalıyor Dele Alli. 1-1. Her geçen dakika Tottenham'ın baskısı artıyor. Kruijff'in katıcı daha direkten dışarıya çıktı top. Rose vurdu. Odoi'ye çarptı top ve dışarıya gitti. Bir orta daha Llorente'yi ıskalıyor. Doğrudan dışarıya gitti. Atak yönü yine sol kanat. Winks bomboş pozisyon. Nkodu'nun ortası, Winks'in kafası. Claudio Ranieri çok üzgün. 90. dakikada Tottenham maçı bu golle 2-1 kazanıyor. Premier Lig'de haftanın dev maçı Londra derbisiydi. Arsenal Chelsea'yi konuk etti. Maçı ev sahibi ekip kazandı. İngiltere Premier Lig'inde 23. haftada dev bir maç var. Arsenal evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Görüntüdeki teknik adam Unai Emery ve Mauricio Sarri ikisi de baskı altında. İkisi de kazanmak zorunda. İkisi de takımını yukarılara taşımak zorunda. Bellerin orta, Lacazette ikinci oyuncu sıyrıldı ve gol. Alexander Lacazette sadece onun atabileceği tarzda bir gol. Dar alanda Pedro'dan sıyrıldı. Marcos Alonso'dan da sıyrıldı. Sert vurdu. Kepa'yı mağlup etti. 1-0 öne geçti Alexander Lacazette'in golüyle. Arsenal 14. dakikada yine Arsenal hücumu. Ramsey yerde kaldı. Sert bir hareket. David Luiz yatarak müdahale etti. Sarı ile kurtardı David Luiz bu pozisyonda. Kırmızı olabilecek bir müdahale bu. Dengesiz, kontrolsüz, bileğe doğru gelen. Lucas Torreira ceza sahasını arka bölüme gönderdi. Orta Koscielny. 2-0 oldu. Sokratis ortaladı. Gelişi güzel bir orta bu. Koscielny offside pozisyonunda değil, omuzuyla vuruyor topa. Koscielny. Çok ihtiyaçları var bu galibiyete ve 2-0 öndeler. Giroud, Willian'ın yerine Chelsea'de görev alıyor. Sokratis. İtirazlar var. Yerde kalan bir futbolcu Maitland-Niles. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Marcos Alonso ile girdiği bir mücadele var. Alonso'nun parmağı Niles'ın gözünde, ancak maç 2-0 bitiyor. Arsenal kazanıyor. Premier Lig'in lideri Liverpool'sa Crystal Palace'ı ağırladı. Kırmızılar zorlanmasına rağmen maçı kazanmayı başardı. Futbol severler bu mücadelede tam 7 gol izledi. Premier Lig'de lider Liverpool sahaya çıkıyor. Rakip Crystal Palace. Tribünlerde Bob Paisley bayrağı ve alkışlar var. Çünkü Bob Paisley'nin efsanevi menajerin 100. doğum günü kutlanıyor. 23 Ocak 1919 doğumlu Bob Paisley. 6 lig şampiyonluğu, 3 Avrupa kupası var Bob Paisley'nin Liverpool adına. Unutulmaz bir teknik direktör, unutulmaz bir menajer Liverpool için. Crystal Palace maçı hızlı başlayan taraf. Sol kanattan Zaha geliyor. Ortaya çevirdiği top Andres Townsend. 1-0 öne geçti Liverpool karşısında Crystal Palace. Andres Townsend, Zaha'nın pası 1-0. Van Dijk çok uzaklardan seken top Muhammed Salah. 1-1. İkinci yarının hemen başında Liverpool aradığı golü buluyor. Muhammed Salah. Dönerek gelen top çok zor bir pozisyon aslında ama Muhammed Salah zoru başarıyor. Firmino ceza sahası içinde şut, defansa çarptı 2-1. 53. dakikada Keita'dan aldığı topla Firmino ceza sahasında 2-1 yaptı skoru. 65'te tekrar maça beraberlik geldi. Milivojevic ortaladı.
James Tompkins skora dengeyi getirdi. Fabinho büyük bir hata Speroni'den. Çok büyük bir hata. Bu gol Muhammed Salah yazılıyor ama Speroni 39 yaşındaki Arjantinli kaleci yaklaşık bir yıl aranın ardından ilk kez eldivenleri giydi Palace'da ve büyük bir hata yaptı. James Milner ikinci sarı kartla, kırmızı kartla oyun dışında Zaha'ya yaptığı bu faul sonrasında birkaç dakika içerisinde iki sarı kart gördü James Milner ve oyun dışında kaldı. Robertson olağanüstü bir çabayla topu oyun içinde tuttu. Mane ceza sahasına girdi. Mane. 4-2 oldu. Pas Robertson. Gol Saido Mane. Anfield'da zafer kutlamaları başladı ama henüz maç bitmedi. Son gol Maximilian Meyer'den geliyor. 90 artıda 4-3 oldu ama 3 puan alan değişmedi. Kazanan Liverpool. Manchester United'ın Premier Lig'deki yükselişi ise sürüyor. Brighton engelini kayıpsız geçen United üst üste 6. galibiyetini aldı. Old Trafford'dayız. Manchester United'ın rakibi Brighton. Nemanja Matić. Sağ kanada uzun bir top. Paul Pogba çok iyi bir kontrol. Ceza sahasında yerde kaldı. Gözler hakemde. Paul Tierney penaltı noktasını gösterdi. Bong'un müdahalesi. Proper de oradaydı. Paul Pogba alışılmış penaltı ritüelini tekrarlıyor. Önce küçük adımlar, sonra hızlandı ve golü attı. 27. dakikada Paul Pogba'nın penaltı golüyle Manchester United 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru geliyoruz. Marcus Rashford topu çekti. Çok güzel bir gol attı genç oyuncu. 21 yaşındaki yıldızı Manchester United'ın ard arda 4 Premier Lig maçında da gol attı ve bunu başaran en genç futbolcu oldu Marcus Rashford. Bu onun Manchester United formasıyla ayrıca 150. maçı. Ligde peş peşe 5 galibiyet alan, araya bir de kupa galibiyeti ekleyen Manchester United seriyi 7'ye çıkartmak adına önemli bir avantaja sahip. Ceza sahasında boşta kalıyor. Pascal Gross topu ağlara gönderdi. 72'de Brighton ümitlendi. Proper'in ortası. Ayağının dışıyla güzel bir orta yaptı Proper. İyi bir kontrol Gross'tan ve gol 72'de 2-1 oldu. Maçı Manchester United 2-1 kazanıyor. Bundesliga'dan görüntüler var sırada. Lider Borussia Dortmund zorlu Leipzig deplasmanındaydı. Sarı siyahlı ekip maçı tek golle kazandı. Borussia Dortmund Bundesliga'da 18. haftaya takipçisi Bayern Münih'in 6 puan önünde girmişti. Bayern Münih Hoffenheim'i yendi haftanın açılış maçında ve puan farkı 3'e indi. Şimdi Borussia Dortmund Leipzig deplasmanında farkı korumak için kazanmak zorundalar. Leipzig zorlu bir deplasman. Axel Witsel vuruşu kaleci Gulaşi'de kaldı. Ceza sahasına gönderilen top. Arka direkte Axel Witsel. Belçikalı futbolcu harika vuruyor. 1-0 oluyor 19. dakikada Axel Witsel'in bu golüyle. Çok zor bir deplasman. Leipzig deplasmanı. Bu golle 1-0 önde Borussia Dortmund. Görüntüler ikinci yarıdan. Leipzig hücumu. Konate sağ kanatta ceza sahasına girdi. Sabitzer boşta kaldı. Bürki yerde. Sabitzer. Bürki. Top alta gidiyor. Bürki çok kritik bir kurtarış yaptı. Konate getirdi. Sabitzer top boşta. Ortaya çıkarmak istedi. Bürki engelledi. Yusuf Poulsen, Timo Werner, Sabitzer ortada. Sabitzer yine Bürki. Çok kritik kurtarışlar Roman Bürki'den. Borussia Dortmund son dakikalarda rakip kalede Paco Alcacer. Şutu üst direkten dönüyor. Maçı Dortmund 1-0 kazanıyor.
Şimdi de Hollanda Ligi'nden 8 gollü bir maçı ekrana getireceğiz. Ajax-Herenveen maçı gol düellosu şeklinde geçti ancak kazanan çıkmadı. Hollanda Ligi'nde lider PSV Eindhoven'ın en yakın takipçisi Ajax sahasında. Jan Older Ekering'in takımı Herenveen'i ağırlıyor. 13. dakikada Dusan Tadic ile 1-0 öne geçti Ajax. Bomboş pozisyonda Tadic 1-0 yaptı Lasse Schöne'nin ortasında. Dakika 14, beraberlik geldi maça. Sam Lammers 1-1 yaptı. Herenveenliler seviniyor ama bu golden 2 dakika sonra bir Ajax hücumu da Tadic. Çok rahat alan buluyor. Tadic Ziyech'ten tekrar aldı topu ve çok klas bir vuruş Tadic'den. 16'da Ajax bir kez daha önde. Ziyech Tadic işbirliği golü getiriyor. 28. dakika içerisindeyiz. Bir karambol. Kaleci Han kalesini boş bırakıyor. Pelle van Amersfoort 3-1 yaptı durumu. Defansa da çarptı. Kaleci Han'ın büyük hatası var. Bu pozisyonda gözler hakemde. İlk yarının son dakikası çekme var diyor maçın hakemi Serdar Gözübüyük. Net bir çekme bu. Penaltı kazanıyor Ajax. Tadic, kaleci Han. Bir önceki golde yaptığı hatayı böylelikle telafi etmiş oldu Han. 3-1 Ajax önde ancak Herenveen'in pes etmeye niyeti yok. 3-2. Sam Lammers ikinci golünü attı. Pierre'den aldı topu. Sam Lammers köşeye gönderdi. 3-2 önde Ajax. Bu golden hemen 5 dakika sonra birebir pozisyon. Rakibin üzerine gidiyor Van Bergen ve beraberliği getiriyor maça. Amsterdam Arena'da büyük bir şok var. İki farklı üstünlüğü ziyan ediyor Ajax. Daha maçı bitimine çok var. Ancak süre daralıyor. 4-3. 83'te 4-3. Klaas-Jan Huntelaar. Deneyimli golcü. Amsterdam Arena yeniden ayağa kaldırdı ama Arena yeniden hüzne boğuluyor bu golle. 90+1'de golün sahibi Kik Pierre. Ajax büyük bir şok yaşıyor. Sahasında Herenveen'le 4-4 berabere kalıyor. Basketbolun yıldızları All-Star'da bir araya geldi. Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Asya ile Avrupa karmaları arasında oynanan maçta gülen taraf Asya karması oldu. Basketbolda All-Star heyecanı yaşandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya geldi. Displan yetenek yarışmasına Darüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu, Galatasaray'dan Hasan Emir Gökalp, Pınar Karşıyaka'dan Berke Aygündüz, Banvit'ten Şehmuz Hazer ve Türk Telekom'dan Yunus Emre Sonsırma katıldı. Parkuru 26 saniyede tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu birinci oldu. ING Bank 3 sayı yarışmasında Galatasaray'dan Aaron Harrison, Bahçeşehir Koleji'nden Andy Routins, Beşiktaş Sonpo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marco Guduric, Anadolu Efes'ten Rodrik Bobua, Türk Telekom'dan Silvan Landesberg ve Tofaş'tan Yiğit Arslan mücadele etti. Finalde Marco Guduric 22 puanla Andy Routins'i geride bırakarak birinci oldu. Tahincioğlu smaç yarışmasında ise Türk Telekom'dan Kenny Gabriel'la Galatasaray'dan Zach August finale kaldı. Gabriel final etabında smaçlarıyla jüriden daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı. Organizasyonun finali Asya-Avrupa karmalarının mücadelesine sahne oldu. Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmayı Asya karması kazandı. Son çeyreği oldukça çekişmeli geçen maçta Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya karması rakibini son hücumda iyi savundu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
All-Star'ın en değerli oyuncusu Asya karmasından Kenny Gabriel seçildi. Maçı 44 sayıyla tamamlayan Gabriel 2006 yılından sonra ikinci kez MVP oldu. Günün öne çıkan 3 maçının oranlarını getireceğiz son olarak ekrana. Genoa-Milan maçında ev sahibi galibiyetine 2.80, konuk takım galibiyetine 2, beraberliğe 2.90 oran verilmiş. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95 olarak belirlenmiş. Bursaspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi galibiyetine 2.65, konuk takım galibiyetine 2.10, beraberliğe 2.90 oran verilmiş. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75 olarak belirlenmiş. Kasımpaşa-Çaykur-Rizespor maçında ev sahibi galibiyetine 1.50, konuk takım galibiyetine 4, beraberliğe 3.55 oran verilmiş. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35 olarak belirlenmiş. Spordaki gelişmelerle gün boyunca karşınızda olacağız. Sporun notlarını noktalıyoruz.